Aa, Siyah Hanım, şimdi sizi bir tanıyalım. Yeni geldiniz. Hep bunların çenesinden senin halın hatırını soramadım. Ben nasıl tanıtayım kendimi? Kızım izin vermiyor ki. Ne demek kızım izin vermiyor ya? Durun hanımlar, ben bir izin alayım geleyim. Ay kalk, bir izin al gel de bir anlat. Allah aşkına merak ettim ya. Efendim, kızım anne. Beni soruyorlar, tanıtayım mı kendimi? Anlat anne, anlat. Konuş. Ne oldu şimdi? Anlaştığımız kadar sadece. Asiye Hanım, nasıl tanıştı ya oğlunla gelinin? Anlatabilir misin? Bir dakika sorayım, anlatamam şimdi. Aa, bizim işimiz iş kızımdan falan. Kızımdan izin alayım öyle. İrem, kızım. Nasıl tanıştığınızı anlatayım mı arkadaşlara? Anne ben şimdi anlatayım. Siz de oradan hep beraber dinlersiniz, olur mu? Bak burada kızlar da soruyor. Ya ben anlatayım bak arkadaşlarıma. Git anlat, tamam okey, serbestsin şu an. Ay sağ ol kızım. Yani Allah. Bu ne ya? Çok öyle geleneksel tarzda şeyleri sevmiyorum kızlar. Ama yani hadi bunlar gereksiz. Evlenme teklifine klişe diyemezsin. Çünkü bu modern bir şey. Onu nasıl aldın? Evimizi tutmuştuk. Evlenme kararını almıştık. Tatile gitmiştik o sırada ve tatilde evlenme teklifi etti. Niye bu ev tutulana kadar, düğün tarihi alınana kadar geç evlenme teklif etti? 40 milyonluk yüzük istiyor. Oğlanda para yok. O zamana kadar bekledi işte. Allah sen bunu şimdi söyledin diye gelin kızmasın. Git bana söyle, koş. Ben niye eğiliyorum? Kızım, bizim... o evlilik teklifini söyledim arkadaşlarıma. Kızma, iyi mi? Ben bir şeylere de bana izin ver yani. 40 bin lira çocuğum para biriktirdi. Beni cezalandırma akşam. Anne, o kadarını bir zahmet yapsın. Vallahi ben buna çok üzüldüm ya. Kıyamam ya. Bu gerçek mi izlediğim? Maalesef Asiye gerçek. Asiye Sultan, gerçekten izin mi alıyorsun gelinine sen? Ha? Ay, izin alıyorum, almasam ne yapardım? Nasıl bu noktaya geldiniz ki? Şimdi şöyle Nursel'im, aslında biz eşimle ilk tanıştığımız andan itibaren gayet her şey güzeldi. Fakat kaynanam gittiğimiz her yerde patavatsızca konuşuyor. Olur olmadık şeyleri anlatıyor. Kimseye anlatma diye dertleştiğim şeyleri ertesi gün her yerde duyuyorum. Bir, iki sürekli tekrar etti. Tatlı dilin çözemediği şeyi artık ben farklı şekillerle çözmek durumunda kaldım. Şimdi eşimle benim özelimi, ben annemle dertleşmek için, kaynanamla dertleşmek için anlattığım şey onlarda kalması gerekirken ben bakkaldan dahi duyuyorum site yönetimindeki siz adamlardan. Siz de anlaşma mı yaptınız yani benden habersiz konuşmayacaksınız? Çünkü bir uyardı, iki uyardı. Sen de bunu kabul mü ettin Asiye Sultan? Evet. Oğluyla görüşmek kabul istiyorsa... Ne dedin? Evet, oğluyla görüşmek istiyorsa kabul etmek zorunda. Ya kimse kusura bakmasın, siz kendinizi benim yerime koyun. Yapıyorlar. Özel bir şekilde anlattığım dertli... Hayır, bana yapamaz. Kimse kusura bakmasın. Bu kadarı da aşırı anne. Ay, kıyamam. Değiştim. İzin almadın ama. Ağlıyor mu? İzin alın ağlarken. Bence ağlamayın. Allah Allah, bana şaka mı yapıyorsunuz acaba? Şaka mı bence de? Asiye Sultan, bu kadar değildir ya. Ha? Yapıyor. İki aydan beri çekmediğim kalmadı bunu. Beni cezalandırır diyorsun ya. Evet. Yani daha önce cezalandırdı mı? Nasıl bir ceza? Evet. Nasıl? Ne yapıyor Asiye teyze? Belki ha, bir şey yaptım yok arkadaşlar. Yani. Bir saniye. Bak ben konuşuyorum. Hayır ben bir duymak istiyorum. Nasıl? Ben konuşuyorum diyor. Hayır sadece yaptığım şey eğer bu şekilde devam ettiği sürece olmaz. Ne beni ne oğlunu göremez, evimize gelemez. Allah engelliyorum Allah. Instagram'la, sosyal medyadan engelliyorum. Telefonlarını açmıyorum. Hepsi bu. Belli başlı yaptırımlar olmak zorunda Nursel Hanım. Siz de beni anlayın lütfen. Pardon. İremciğim, yüksek müsaadenle kayınvalidene bir soru sorabilir miyim? Tabii. Cevap verebilir mi? Asiyeciğim, sen niye izin veriyorsun böyle bir şeye? Ne yapayım? Nasıl ne yapayım? İzin vermesem araları bozulacak. Ay kıyamam. Yazık ya. Kimse kusura bakma. Pardon da İrem, sen kimsin de kayınvalidene? Baksana kadının kaşları böyle bak. Günah ya. Sen kimsin ya? Senin kocan da sana demiyor mu? Hayır. Sen ne yapıyorsun ya? Haklı olduğumun farkında arkadaşlar. Ay gözlere bak. Böyle. Buna bakarsan benim kayınvaliden bunun kitabını yazar. Aynen öyle. Ona ceza vermeye kalksam 7-24 saat tek ayak üstünde durması lazım. Bir şey sorabilir miyim ya? Asiye Hanım'ın neden bu noktaya geldiğini anlamaya çalışıyorum. Sen bekar bir annesin. Tek başına mı kalıyorsun yoksa oğlunla mı kalıyorsun? Bekar oğlumla kalıyorum. Bekar olan oğlunla kalıyorsun. Evet. Yani bu oğlundan gerçekten uzaklaşmamak için mi şu an İrem'in böyle her dediğine he diyorsun? Evet. Çünkü tehdit ediyor. Gelip gitmeyiz diyor.
Ben de çocuklarıma çok düşkünüm. Dediğim gibi tekrardan aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. O kadar abartarak söyleme. Bunun farkına, idrakına varmak zorunda. Eğer yanlış bir şey yapıyorsa bunun farkına varması için tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyorum ben. Hacer'cim, ben de sıkıldım. Tam senin gelinin olacak kızmış. Nursel evet. Hanım, keşken. Bugünden sonra Asiye Hanım benim korumam altında. Ya. Evet. Evet. Arkadaşım bana nasıl destekledi orada biliyor musun? Bak öyle bakma kadına. Bak bak. Hacer'in duruşuna bakın siz. Bana bak. Beraberiz bak. Burada. Senin gelinliğin burada sökmezsen var ona göre. Seni duymuyor, duymuyor. Duymasın isterse ya bir daha kadının gözlerine bak. Sakın ola ki bir şey yapma, karışma. Kadının hem evladını almışsın hem kendini esir almışsın. Nedir bu ya? Doğru bir şekilde davransaydı ben de bunları yapmak zorunda kalmazdım. Ben de halimden çok memnun. Sakın bir daha kelimelerin ciddi söylüyorum düzgün kullan o kadına karşı. O kadının, evet gayet düzgün konuşuyorum. O kadının koruması bana ait. Aa, kesinlikle. Hakim. Bak tekrar söylüyorum. Ezilmiyorsun sen de. Arkadaşım. Sabahları 8, akşamları 5 derse lütfen geliyorsun. Tamam mı? Acaba geleceğim. Arkadaşım hiç benim. Ben varım, sen hiç korkma. Bir tek bu arkadaşım. Ay, ben ne kadar Hacer annemi bekliyordum. Asiye teyze. İyi tamam tercihse Hacer Hanım. Tamam mı? Bakarım, şey sen hiç merak etme. Ben, bana evet, ya reji şaka yapıyor. Doğru, ya İrem şaka, şaka yapıyor. Komple ben şakalanıyorum bence. Nursel Hanım, içeride bak gerçekten şu cam olmasa gelip hesap soracaktım. Aa, yani. Ciddi yani, niye biliyor musunuz? Ama Esra diyor ki mülakata katılıyorsunuz ya yarışmaya başvurduğunuzda. Yani tek tek birebir konuşması gerekirken Esra'nın, Evren'in. Hayır, kayınvaliden benim yanımda olacak. Soruyu ben duyacağım, onaylayacağım, ona göre cevap verecek demiş. Evet. Mülakatta da ya kamera dışı da böylesiniz. Tabii. Ya mesela böyle gezmeye gittiniz gelin kayınvalide. Orada da mı böylesiniz? Evet. Ama herkes benim gibi şok olmuş bakmıyor ben mu? Ben böyle sus pus otururum. Hayır, susmuyorsun bundan sonra. Ya. Kesinlikle susmuyorsun. Ay gözlerini bir böyle şişe şişe bakıyor. Bir tane şey alabilir miyiz? Kupa alabilir miyiz? İyilik elçisi olarak Hacer Hanım'a lütfen. Ne alabilir miyiz? Kupa alalım. Şampiyonluk kupasını siz kaldırın. İyilik elçisi olarak böyle birinciliği. Ben İrem ama kupayı masana bırakırım. Bir daha o kadına bir şey yapamazsın. İrem, bir tık fazla değil mi? Yani çok bize fazla mi garip geliyor anlamadım ben. Yani şimdi şöyle evet bakınca aslında ben de olmak istediğim yerde değilim. Olmak istediğim kişi değilim ama ben bir günde delirmedim derken bundan bahsediyorum. Ya iki ayda çok, ne delirmesi ya? Çok iyimser bir şekilde yaklaştım. Görüşmedim. Aynı evde görüşmedim. Benim hiçbir şekilde belki yolda hiçbir zaman görmeyeceğim insanlar dahi benim özel hayatımı biliyor. Benim sen de özel hayatını anlatma. Bir şey söyleyebilir miyim? Eşimin annesine mi anlatmayayım? Anlatma. Kim anlatmayayım? Özel sonuçta. Özel. Her iki kişilik olur. Güvendiğim üç kişi güvenmediğim sır değil olur şu an. Güzel bir çözüm. Yani kadına anlatma böyle davranacağına kayınvalidene. Anlatma. Aynen. Bir şey anlatma. Aynen. Artık öyle yapıyorum zaten. Hiçbir şekilde anlatmıyorum. Ama artık öyle yapıyorsan niye böyle davranıyorsun? Hayır, buraya gelirken de konuştuk. Belli başlı şeylerde bana sorması gerekiyor. Yoksa olur olmadık şeyleri anlatıp ben kendini burada daha fazla tanıtırken uğraşmak niye soracak ki sana? Beyhancığım. Kendini tanıtırken. Beni bir aydınlatır mısın burada ne oluyor? Yaptığın şey çok yanlış. Ayıp ayıp her şeyden önce. Çok yanlış. Evet Beyhan teyze, yaptığı şey çok yanlış. Benim kayınvaliden doğru yanlışı çok iyi bilir. Bak destekliyorlar beni, gördün mü? İrem, elini kaldırma. Bir şey söyleyeceğim, sen neden gözlerini belerterek o kadına bakıyorsun? Evet başka bak, bir şey söyleyeceğim. Bak sana var ya sinirleniyorum ha. Konuşuyorum, anlamıyor. Bunu Tuğba yapıyordun genelde. Anlamıyor, sesimi yükseldi. İrem, anlama yaptılar ne olur? Umarım hepinizin başına aynısı gelir de kızlar anlarsınız beni. Anlama yaptılar ne olur? İrem, kaç kez eşimle benim aramı bağlı. İremciğim, annen, kendi annen mesela buna şahit oluyordu. Dur. Ne yapıyorsun demiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, çok fazla onu da karıştırıyorum hayatımıza. Ben dedim ki ben iki kişilik bir aile kurdum. Eşim ve ben sadece. Geri kalan kimseyi de bu konuya karıştırmak istemiyorum. Konuşacakları şeyleri bildikleri sürece zaten sıkıntı yok. Ama ben bunun mağduriyetini yaşadığım kocana için... Kocana karşı da mı öylesin? Hayır, daha dominant bir kadın mısın acaba? Eşime karşı öyle derim. Bir tek işte eşim karşısında birazcık daha yumuşağımdır. Nursel Hanım. Asiye Sultan mesela oğlunun yanında da sana böyle hani izin şey yaptığında dilim bile varmıyor. Benim oğlun da böyle ters bakmıyor mu? He? Saklı gizli yerde söylesene bacım. Biraz şey yapıyor oğlum da ama fazla da şey yapamıyor. Aramız bozulur. Eşim de çünkü olanın farkında. Olanın farkında ya. Bayağı konuşamıyor kayınvalidemiz. Yani. Ben şok içerisindeyim şu anda. Kaç aydır evli ne görmüş ne yaşamış da bu kadar. İşte baştan dizginleri tutarsak. Nusel Hanım bak bugün kaynana odasında hani biz içeride bekliyoruz ya.
Tuvalete geldi, kadıncağız benden izin istedi. Tuvalete bile gidemiyor. Ben de şaşırdım, benden izin isteyince. Ne oldu? Ne oluyor acaba? Onlar değil, bana mı sordun? Nusel Hanım, bana alışkanlık yapmışım, kadına sordum izin aldım. Biri benim yanına mı gelsin? Yeşim diyordu ki, biri suratıma su çarpsın diye. Şu an biri de benim suratıma su çarpsın. Ben de çok gelenekselciyimdir. Kayınvalide, kayınvalide gibi olacak. Gelin, gelin gibi olacak. Yani net yani. Ben bunu... bünyem almıyor yani. Asiyeciğim, sen buradan gidene kadar senin iplerini olması gerektiği gibi eline alman gerekiyor. El birliğiyle toparlayalım. İrem'i biraz yatıştıracağız. İnşallah. O iş bende, sen merak etme. Son kadın kiminle?